Şimdi iyonlar nasıl oluşur, nasıl bileşik oluşturur ve bu bileşikler nasıl isimlendirilir bu hususlar üzerine biraz kafa yoralım. Mesela birinci gruptan bir şeyle başlayalım. Yani bu X sütundan. Bu X sütun genellikle alkali metaller olarak alınır. Gelin potasyumla başlayalım. Potasyumun simgesi K. Birinci grup elementleri en dış kabuklarında tek bir elektron bulunduran elementlerdir. Ve o tek elektronu kaybetmekten hiç çekinmezler. Yani iyonize olurken elektron kaybederek katyona yani pozitif bir iyona dönüşme eğilimindedirler. Şöyle bir örneğimiz olsun. Elimizde iyonize olmuş bir potasyum var. Bu şekilde yazabiliyorduk. Önceki videolarda görmüştük. Ve bu iyona potasyum iyonu, potasyum artı bir veya potasyum katyonu diyebiliyorduk. Şimdi periyodik cetvelin diğer tarafına elektron çalmaya bayılan elementlere geçelim. Bu grup halojen grubu yani bu sütun. Evet bunlar halojenler. Bunların en dış kabuklarında 7'şer elektronlar var. İşte o 7 elektronu 8'e tamamlamak için yanıp tutuşuyorlar. Bu nedenle elektron almak konusunda çok başarılılar. Şimdi bir de klora bakalım. Klor iyonize olabilen bir element. Elektron alarak iyonize olabiliyor klor bir elektron aldığı zaman ne olur? Negatif yüklü bir iyona dönüşür değil mi? Bunu klor eksi bir şeklinde yazabiliriz. Ama negatif yüklü bu klor iyonuna genellikle klor anyonu yerine klorür adını veriyoruz. Demek ki bunun adı klorürmüş. Potasyumun yükü artı bir, klorürün yükü eksi bir olduğuna göre tahmin edebileceğiniz üzere bu ikisi birbirini çekecek ve iyonik bir bileşik oluşturacaklar oluşturdukları iyonik bileşiği şöyle yazıyoruz. Önce pozitif iyon geliyor. Onu negatif iyon izliyor. Bu bileşiğe potasyum klorür diyoruz. Yazayım. Potasyum klorür. Klorür kısmının anlamını artık biliyoruz. Bu bir anyon. Çünkü kısaca klor demek yerine ki elementin adı bu, bu iyona klorür diyoruz. Sondaki ür eki bu bir anyon demek. Yani bunun bir klor anyonu olduğunu oradan biliyoruz. Klorür. Peki neden potasyuma da benzer bir şey yapmıyoruz? Çünkü gelenek şu şekilde. Potasyum klorür dendiğinde bir iyonik bileşikle karşı karşıya olduğumuzu hemen anlıyoruz. Klorun yükü eksi 1 ve iyonik bileşiğin toplamda nötr olması gerekiyor. Yani bu bir eksi olduğuna göre o halde bunun da artı 1 olması lazım. Bu sayede karşımızda bir potasyum katyonu olduğunu anlayabiliyoruz. Bu tarafta ise bir klorür iyonu veya klor anyonu var çeşitli şekillerde söyleyebilirsiniz. Ama ortaya çıkan bileşik potasyum klorür. Burada pozitif yüklü bir potasyum, burada ise negatif yüklü bir klor yani klorür bulunuyor. Önümüzdeki birkaç videoda bunun gibi bir sürü örnek yapacağız. Bazıları bundan biraz daha karmaşık olacak.